Evet değerli Köy TV izleyicileri, yeni bir sektör haberi programıyla tekrar karşınızdayız. Tabii sektör haberde bugün farklı bir mekandayız. Biliyorsunuz Kayseri'de düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı var. Fuara gelmişken de burada sektöre katkı veren firmalarımızı tabii arkadaşlar ekrana getirdiler. Ama biz de yine sektörde önemli firmalardan bir tanesi olan Varol Çadır'la bir söyleşi yapmak istedik. Sektör haberde bu haftaki konuğumuz Varol Çadır'dan firma müdürümüz Sayın Ramazan Varol Bey var. Ramazan Bey ile beraber hem firmayı konuşacağız, sektörü konuşacağız. Özellikle son zamanlarda gerçekten revaçta olan çadır sektöründeki bütün gelişmeleri elimizden gelip dilimizin döndüğü kadar sizler için aktarmaya çalışacağız. Yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Kısaca sizleri bir tanımak isteriz. Hoş bulduk Cemil Bey. Siz de tekrar hoş geldiniz. Şöyle söyleyeyim. Varol Çadır firması 1987 yılında Mehmet Varol'un çıraklık itibariyle sektöre girmesiyle başlamış. Ancak Varol Çadır ismini 99'lu ve 2000'li yılların başı itibariyle Varol Çadır ismiyle kullanmaya başlamış ve hizmet vermeye başlamıştır. Biliyorsunuz ki sektörde son zamanlarda hayvancılık ve tarım alanlarında çadırın büyük bir payı var. Aslında bunu geriye dönüp baktığımızda eskiden çok daha öncesinde Orta Asya kökenlerimize baktığımızda bu her zaman çadır eşittir insan yaşamı, yerleşik yaşam bunların hep döngüsünde çadırın bir yeri vardı. Ha, belli dönemlerde bunlar kaybolmuş gibi gözükse de sadece biz bunların duraksadığını varsayıyoruz. Tekrar Allah'ın izniyle o günlere geri dönecek Cemil Bey. Onun inancındayız. Peki tabii çadır sektörünün kullanıldığı alanları konuşacağız. O detaylı konuşacağız da. Onun haricinde özellikle ben sizin biraz üretiminizden bahsetmenizi rica ediyorum. İşte kullanılan malzemeden ayrıca kaç metrekareye kadar yapabiliyoruz? Biraz üretim gamınızdan bahsetmenizi rica ediyorum. Tabii ki. Cemil Bey şöyle söyleyeyim. Çadır yapılar öncelikle son zamanlarda neden revaçta? Bunu izah edecek olursak çadır yapılar betonarme yapılara göre hem ekonomik açıdan hem kullanım açıdan hem de istedikleri verimi sağlama açısından çok ekonomik ve pratik bir yapı sunuyor. Kullanılan malzeme alev yürümez antibakteriyel. Kullanılan materyaller çadır iskelet sistemlerini 40 yıl 30 yıl çok rahatlıkla kullanırken brandalarımızı 10 yıl 12 yıl rahatlıkla kullanabiliyorlar. Sonrasında ise bizim yapımız ölmüyor. 8-10 yıl sonrasında sadece %20 gibi küçük bir farka brandalarını yeniliyorlar. Diğer sektörde örnek verelim. Betonarme bir yapıda, aynı betonarme yapıda birçok sektörü sağlayamazsınız. Hem küçük baş, hem büyük baş, hem solucan, hem mantar, hem ipek böceği, hem tavuk kümesi. Düşünün bir çadır yapıyorsunuz, sadece küçük dokunuşlarla ne isteniyorsa onu dizayn ediyorsunuz. Bu da son zamanlarda hala haklı olarak çadırcılığın tarım ve hayvancılık sektöründe büyük bir pay sahibi olmasını sağladı. Tabii önceden çadır denilince akla gelen işin hakikati şuydu, işte bir naylon branda. Tabii özellikle son zamanlarda kullanılan teknolojiyle beraber bunlar da ciddi bir manaya noktaya geldi. Kaç metrekareden kaç metrekareye kadar üretimimiz var? İsteğe göre mi üretiyorsunuz? İşte burada makaslı sisteminiz, makas sisteminiz biraz da teknik detay rica ediyorum. Tabii ki. Cemil Bey siz zaten sektörü takip ettiğiniz için konuya vakıfsınız. O anlamda size tebrik ederim. Şöyle izah edeyim ki 4 metrekare, hatta bunlar özel ölçülerde 2 metrekareye dahi yapılabilir ama biz minimum 4 gibi düşünüyoruz. 4 metrekareden 2000 metrekareye kadar eksiz, direksiz tek parça üretim yapılabiliyor. Burada önemli olan müşterilerimizin talepleri. Bir tavuk kümesinde ne gerekiyorsa onu vermek gerekiyor. Ama tavuk kümesine verilen çadırda tutup solucan veya mantar olamaz diye biz izah ediyoruz. Yani biz bir çadırı satışı yapılırken... Nerede kullanacak, nasıl evet, kullanacak? Bizim müşteriler aradığında şunu izah ediyoruz. Bir, ne maksatlı kullanacaksınız? İki, hangi ilden arıyorsunuz? Üç, büyükbaş hayvancılığı içinse hayvan sayısı, hangi imkanlarla yapılacak? Traktör girecek mi, girmeyecek mi? Yemlemeler, padok sistemi mi? Biz onların ellerinde uygulamaya çalıştıkları sistemlere uygun çadır yapılar inşa ediyoruz. Sizin söylediğiniz gibi makaslı sistem. Şimdi eskiden sizin dediğiniz gibi neden çadırlar deyince hep insanlar bir uzak dururdu? Önceki sistemlerde insan hani yaşamına dahi değer göstermezken hayvancılıkta kullanılan çadırlara hiç değer verilmiyordu. Sonrasında görüldü ki bu sektör böyle gitmiyor. Sektörde büyük firmalar buna bir dur dedi ve şunu yaptı. Hayvancılık için neler gerekiyor? Özel izolasyonlar tasarlandı. Hayvancılıkta ne gerekiyorsa o Ar-Ge'si çalışması yapıldı.
Ar-Ge çalışmalarının sonucuna göre çadırlar dizayn edildi. 4 metreden 7 metreye, 8 metrekareye kadar tekli boru sistemi taşırken makaslı sistem, siz de biliyorsunuz makas sistemin ne olduğunu zaten. Altta ve üstte çift örme veya bu üçlü dörtlü örmeler de olabilir. Örme sistemleriyle makas genişlikleri statik çalışmalarla birlikte 50 metreye kareye, 50 metre genişliğe kadar açma imkanları sunuyor. Böyle bir durumda da baktığımızda betonama yapıdan hiç farkı yok kullanım alanında. Ekonomi anlamında ise %50 bir fark var. Evet. Tabii özellikle şimdi kullanılan alanlara girmek istiyorum. Şimdi sektörde çadır dediğim gibi önceden baktığınız zaman inşaat şantiyeleri falan kullanılıyordu. Yine orada kullanılıyor ama özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe birçok kategoride işin içine girdi. Küçük baş olsun, büyük baş olsun, solucan olsun, işte mantar olsun. Biraz kullanıldığı alanlardan bahsederim, sonra biraz teknik detaya gireceğiz. Tabii ki. Cemil Bey şöyle izah edeyim ki, şimdi çadırcılıkta belli alanlar önceden kısıtlıydı. Şantiyede kullanılır, yatakhane, yemekhane gibiydi. Ancak son zamanlarda küçük işletmecilerin sayısı arttı, KOBİ'ler. KOBİ'lerin bu zirai anlamda olur, hayvancılık anlamda olur, tarım anlamında olur. Bunların artmasıyla arzlar da olmaya başladı. Arz talep dengesini koruma amaçlı çadır işletmeciliklerinde belli şeyler yapmaya başladık. Nedir bu yapmaya çalıştığımız şeyler? Örnek verelim, küçük kümes işletmecileri doğdu. Bunlara talep. Öncelikle biz oturduk, kümes çadırlarında neler gerekiyor? Daha doğrusu bir kümesin yapısı ne olmalı? Tuttuk kümesin gerekliliklerini. İşte bir tavuk için güneş 35 derecenin üzerine sıcaklık çıktığı anda biliyoruz ki tavuğun hayati fonksiyonları sıkıntılı. Bu yüzden özel izolasyon zaruriyetimiz doğdu. Mantar ve solucan çadırında biliyoruz ki nem dengesi, doğrudan güneş almayacak, sıcaklık dengesi, solucanda ortalama 21 derece gibi diyebiliriz ama ortalama 21 derece bir sıcaklığı sağlamamız gerekiyor. Bunları sağlıyoruz ki keza mantarda ve solucan çadırlarında iklimlendirme ve nemlendirme çok daha kolay. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çadırları. Bize hep gelen sorular, çadırda terleme olmayacak mı? Eğer doğru bir havalandırma yaparsanız terleme olmaz. Her ayrıca çadırdaki her damlamada terleme değildir. Sıcaklık ve soğuk hava farkından ötürü oluşan hava değişimi, yoğunlaşma. İşte burada yoğunlaşmayı terleme diye anlayan bazı müşterimiz var. O yüzden biz izolasyonun kalınlığını arttırdığımız sürece minimum 5 santim yoğunlaşmayı dengelemiş oluyoruz. Pencereler ve uygun baca sistemleriyle nemlenmeyi, terlemeyi, diğer kalınlığı artırarak da, izolasyondaki kalınlığı artırarak da damlamayı engelliyoruz Cemil Bey. Tabii özellikle dediğim gibi sektörlere konuşacağız ama benim de çok yakından takip ettiğim solucan gübresi sektörü var. Son çıkan yönetmelikle beraber işte çadırda üretim yapılamıyor diye bir resmi gazetede yayınlasa da yönetmelikte ama yanları duvar yapılarak üstü çadır yapılabiliyor. İsterseniz bununla ilgili tabii siz Ar-Ge yapan bir firmasınız. Nasıl bir planlamanız oldu? Çünkü bizi buradan takip eden birçok üreticiler var. Bunu merak ediyor. Değerli izleyicilerimiz için şunu ben söyleyeyim. Solucan çoğaltmak çadırda yapılabiliyor. Yani siz solucan çoğaltabiliyorsunuz. Ama solucan gübresi üretiminde yerden bağımsız olması lazım. Yanların duvar olması lazım. Kemirgenlerden korunması için. Siz nasıl bir çalışma planlıyorsunuz bu konuda? Cemil Bey şöyle. Biz yönetmeliklere uyabiliyoruz. Onda sıkıntı yok. Hani burada şu yapılabilirsin söylediğiniz gibi. Yan taraflarında birer metre yüksekliğinde bir duvar ve duvarın üzerine biz çadır oturtturduğumuz anda yönetmeliğe uymuş oluyoruz. Ancak şunu da söyleyelim ki biz zaten hali hazırda bunu daha öncelerde birçok kez yapıyorduk. Hali hazırda uyguluyorduk. Ama son zamanlarda sektörde şunu gördük ki çadırla ilgili çözüm aramak yerine direkt engelleme çabaları söz konusu. Bu da sektöre şöyle düşünün. Arz talep dengesinde küçük işletmeleri çok büyük getiri sağlayan çadırın önünü kesme çabası gibi görmeye başladık artık. Çünkü bir düşünün. Size biz imalatçılara hiç kimse şunu sormuyor. Bizim böyle böyle şartlarımız ve taleplerimiz var. Bunu gerçekleştirmezseniz çadırda üretim yasaklanacak. Bu soruyu hiç almıyoruz ama ne hikmetse bize hiç istişare edilmeden bizim derneğimiz var. 452 tane üyesi olan TÜBİT diye bir derneğimiz. Derneğimizin hiçbir zaman görüşü alınmadan yasak. Ama bize bir sorsunlar, bunu engelleyin desinler. Eğer biz engelleyemiyorsak zaten biz onların istedikleri kriterlere uygun imalatlar yaparız. Onda sıkıntı yok. Ama bunu bir zaruriyet değil, keşke bir fikir ayrılığı veya fikir alışverişinde çıkmayan sonuçlardan ötürü olmuş olsaydı. Hani bu konuda sektör anlamında birçok üretici ve imalatçı firma hani kırgın diyebilirim, öyle söyleyeyim.
Peki tabii solucan, dediğim gibi sektörleri hep ayrı ayrı konuşacağız. Solucan gübresinde önemli olan bir de asit üretiyor. Şimdi bu kullanılan malzeme işte galveniz veya galveniz değil. Burada nasıl tedbir alıyorsunuz siz? Yani varol çadırı olarak. Çünkü normal küçük başa göre geç küçük başta da asitlenme olayı var ama solucan da bu biraz daha fazla. Nasıl tedbirler alıyorsunuz bu konuda? Cemil Bey şöyle söyleyeyim. Çadırla ilgili betonarme yapıda yapılabilecek bütün yapılar, uygulamalar, ek tedbirler çadırlarda yapılabilir. Örnek verelim, izolasyon. İzolasyonunu ona göre asitlenmeyi engelleyecek izolasyonlar seçilebiliyor. Daha sonrasına döndük, asitlenme dediniz mesela, havalandırma mı gerekiyor? Fan, biz onların istedikleri şekilde aspiratör uygulamaları yapabiliyoruz. Uygun pencereler, hava akışını sağlayacak pencereler. Burada önemli olan şu, arz talep. Müşterimiz bize, hani biz zaten bunu gerekli kurumlarla, gerekli mercilerle çalışmalarını yaptık. Çoğunu sağlıyoruz ama bazen özel talepler dahi olabiliyor. Hani hiç kullanılmamış veya müşterimizin kendi fikri, biz onları dahi denemeye çalışıyoruz. Bir fikir alışverişini yaptıktan sonra yeniden tutuyoruz. Uygulanabilirliğini gözümüze hani kestirdik, tamam bu işi yaparız dediğimiz anda tutup onun uygulamasını yapıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Onlar isteyecek, bir karşılıklı istişaresi yapılacak ve ona göre çözüm üretilip uygulamaları çok çabuk hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Peki küçük ve büyük başta ilgili biliyorsunuz en fazla gelen sorular, bir işte yemlik konulabiliyor mu, içerisinde böbürler oluşturulabiliyor mu veya daha profesyonel manada içerisine yem dağıtma girebiliyor mu? Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi de bizim özellikle ağır asit kokusu hayvanların dışkısından dolayı. Bu konudaki uygulamanız nelerdir? Hem içerideki asit alma mantığıyla hem de beraber içerideki bölmelerde işte bir traktör girebiliyor mu? Bununla ilgili çalışmalarınız var mı? Cemil Bey şöyle söyleyeyim. Hani bu sorunuz için ayrıca teşekkür ederim. Sürekli aldığımız bir soruydu. Cemil Bey size şöyle izah edeyim ki biz imalatçı firmayız. Burada aynı zamanda biz firma olarak da büyükbaş hayvancılık yapan bir firmayız. Hani İPART projesinden tutun birçok projeli çiziminden tutun çalışmalarını zamanla biz de yaptık. Hani zaruriyetler, şartlar neler gerektirdiğini çok iyi idrak ettik ve o doğrultuda üretim yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize biz şunu diyoruz. Bizi büyükbaş için arayan müşterimize. Öncelikle büyükbaşsa içeriye traktör girecek mi? Girecek. Yemleme yapılacak traktörle. İşte genişlikleri traktör yoluna göre ayarlıyoruz. 3 veya 4 metre arasında bir şey belirliyoruz biz. Sonrasında padok sistemi mi? Yoksa bağlı sistem mi? Traktör girecek ama bağlı sistemse minimum 10 metre. Bu minimum sözünü de hani es geçmeyelim çünkü süt hayvancılığında falan 12-14 diye artabilir bu. Ancak padok sistemleri olduğunda 15, çiftli sıralara döndüğünde minimum 24 ile 27 metre genişlikleri sağlamak gerekir. Padok sistemlerine döndük baktık ki traktör yolumuz olacak. Dörtlü sisteme baktığımızda minimum 2 tane traktör yolumuz olacak. Biz onlara zaten betonarme yapıda tutun, hani istenen bütün özellikleri çadır yapılarda sağlıyoruz. Asit kokusu dediniz, çok hani iyi değindiniz. Buna şöyle açıklayabiliriz. Büyükbaş hayvanların soluduğu hava ile küçükbaş hayvanların soluduğu hava miktarı çok farklıdır. Bu kış aylarında düşünün, hayvanın vücut sıcaklığı 38 derecedir. Çektiği ve bıraktığı hava 35 derecedir. 35 derecelik bir buhar kazanı düşünün. Öyle tarif edeyim. Sürekli dışarıya bir nem bırakıyor. Ve bunlardan bir çadır için söyleyeyim, yüzlercesini düşünün. Bu nemi bir şekilde dışarı atmak gerek. Eğer atamazsanız ya yoğuşma olacaktır, ya terleme ya damlama. İşte biz bunu engellemek için çadır yüksekliklerini ayarlayıp biliyoruz ki orada oluşan amonyak gazı normal hava yoğunluğundan düşük olduğu için en tepede birikecektir. En tepede biriken havayı da en tepedeki mahya usulü dediğimiz hava açıklıklarıyla dışarı atıyoruz. Tabi burada projelerde herkes bilir ki sağlı sollu rüzgar girişleri, tavandan da rüzgar çıkışlarını sağlamak gerekir. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz ve uygulamalarımız da o yönde. Evet. Tabii de özellikle hobi tavukçuluğuna gelelim şimdi. Kısım kısım gidiyoruz. Tabii hobi tavukçuluğunda de ciddi manada kullanılıyor. Evet. En son teşvikleri de soracağım. Çünkü bize gelen en çok sorulan bir tanesi hangi alanda teşvikler var diye. Hobi tavukçuluğunda kullanımı nasıl çadırın? Şöyle söyleyeyim. Hobi anlamında biz küçük küçük çadırlar yapıyoruz. Hani burada çok biliyorsunuz hobi anlamları normal salma tavukçuluktan biraz daha farklı Cemil Bey. Burada sadece şunu izah edebilirim ki onların istedikleri ölçülere uygun. Mesela 100 tanelik, 200 tanelik, 300 tanelik. Evet. Ölçülere uygun veya adet sayılarına göre biliyorsunuz metrekarede en ideal aslında 6'dır ama piyasada bunu herkes 7 veya 8 diye kabullenmiştir. Biz minimum 7 taraftarıyız. 6 en iyisi.
Onlardan metrekaresine göre kaç tavuk yapacaksa biz belirliyoruz. Onların istedikleri, biliyorsunuz hani hobi tavukçuluğu biraz daha ek izolasyon veya tavuğun cinsine göre atmosferik veya iklim şartları gerektiriyor. Onlara göre izolasyon belirliyoruz. O anlamda da şunu diyebilirim sadece. Tavuğun ihtiyaç duyduğu ortam neyse biz ona göre özel izolasyonlar, ona göre branda veya ona göre özel iklimlendirme sağlıyoruz. Tabii biraz da önemli sektörlerden bir tanesi mantar sektörü. Türkiye'de ciddi manada revaçta şu anda. Ama mantarda sizin de bildiğiniz üzere nem ve ısı çok önemli. Olmazsa olmaz. Hem içerideki karanlık olması açısından. Bundan hareketle mantar sektöründeki uygulamalarınız neler? Özellikle burada ekstra koyduğunuz bir izolasyon sistemi var mı? Sizden almak isteriz. Cemil Bey, bu çok önemli bir konuydu. Değindiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Sadece şunu izah edeyim ki her çadırda her imalat olmaz. Mantar çadırı her çadırda zaten olmaz. Bunun sebebini şöyle izah edeyim ben size. Şantiye çadırı alınmış veya küçükbaş, büyükbaş hayvan çadırı alınmış. Mantar üretimine çalışılıyor. Bir düşünün, çadırın değeri 5000 lira. İçine koydukları kompostun değeri belki 8-10 bin lira. Ve buradan verim bekleniyor. Çöpe gidiyor, yazık. Belki mantar tesisi için çadır alınacaksa belli kriterler sağlanmalı. Nedir? Öncelikle biz şunu soruyoruz müşterilerimize. Hangi şekilde üretim yapacaksınız? Ranza sistemi mi? Askı sistemi mi? Veya bunun türevleri işte ya da yerde kütük mantarı mı? Buna göre, çünkü yerde yapacaksa bizim yukarıyla bir işimiz yok çok. İklimlendirmeyi, hacmi küçülttüğümüzde nemlenme, o sıcaklık dengesini daha iyi sağlarız. Ona göre bir iskelet formu belirliyoruz. Ama yok, çok yüksek bir yapı, ranza sistemi minimum biliyorsunuz 2 metreye yakın olur. 2 metrelik bir yapıda bize üretim yapacaksa şunu bilmemiz gerekiyor ki o 2 metrelik bir yapı makaslı sistem olmalı. Onun formunu koruması için. İzolasyona değindiniz Cemil Bey. Şöyle söyleyeyim. Her çadırda biz hani mantarcılık olmaz derken şunu izah etmek istedik. Şantiye çadırında mantar olmaz. Büyükbaş, küçükbaş hayvan çadırında mantar olmaz. Sebebi onların hava sirkülasyonu olması gerek. Dışarıdan belli bir oranda güneş alması gerek. Mantar tam ters. Doğrudan güneş almayacak. Hava çıkışı, girişi sizin kontrolünüz dahilinde olacak ki verim alabilirsiniz. İzolasyon ve nemlenmeyi nasıl sağlıyoruz? Kullanılan astar brandası üstteki izolasyona, çünkü yün bileşenini veya mineral çatıyon işilte dediğimiz bileşenini, yaltım ürünü kullanıyoruz. Burada kullandığımız yaltım ürünleri nemi emebilir. Biz bu yüzden ne yapıyoruz? Kullandığımız astar malzememiz nemi içeriye vermeyecek. Yani üzerinde bir lamine uygulaması var. Lamine uygulaması nem dengesini korudu. Peki dışarıdan, brandalarda şöyle bir özellik vardır biliyorsunuz. %20 gibi ışık geçirir içeriye. Bu bazen iyidir ama bazen de kötüdür. Sera etkisi yapar. Mesela mantarda verimi durdurur. Olmaz. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? İzolasyon. İzolasyonu biz genelde 8 cm takribi kalınlığında bir yüzü folyo kaplı çatı yünlü şilte kullanıyoruz. Kullandığımız çatı yünlü şiltenin üzerindeki folyo kaplama termal yalıtım özelliği sağlıyor. Güneş ışınını altına almıyor. Bu da yetersiz. Çünkü her bölgede bu bile yetmiyor. Bazı bölgelerde de çift izolasyon. Altta bir izofolyo altı, onun üzerine tekrar çatı yönü şilte kullanıyoruz. Tabii ben bir de şunu sormak istiyorum. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de şimdi bir alev yürümez olayı. Siz gerçi bahsettiniz, bu önemli. Bundan hareketle işte özellikle küçük başlarda ve büyük başlarda çadırlara kafayı sürtüp yırtılma olayına sen geliyorsunuz diye gelen sorular da var. Şimdi siz konuşuyorken ben hafızamı da tazalıyorum. Bunlar önemli sorular. Evet. Cemil Bey, hani şöyle söyleyeyim. Bütün çiftçinin bir nevi hani sözcüsünüz şu anda. O anda tebrik ederiz. Şunu izah edelim mi size? Birçok kişi bize şunu soruyor. Ya hayvan yanlardan bunu yırtmaz mı? İşte bu demir ağırlığı ne olur bunu kaldırıp atmaz mı? Yanda bir önlemi. Cemil Bey şöyle söyleyeyim. Çadırların yan tarafına bir tel çekildiğinde biliyorum bana şunu diyecekler ama kulak küpeleri takılıp yırtılabilir mi? Evet olabiliyor ama bir çözüm tel çekilebiliyor. Diğer çözüm tahtadan bir döngü sağlanabiliyor. Onu da yapamazlarsa bizimle anlaşmalarına takip profille biz onların istedikleri şeyi sağlıyoruz. Diğer bir unsur alev yürümezlik. Alev yürümezlik şöyle algılanmasın müşterilerimiz tarafından. Yanmamazlık değildir. Yanmıyor ama tutmuyor. Evet, yangına sebebiyet vermiyor. Parlayıcı bir etkisi yok. Buradaki olay şu. Çakmağı çaksanız dahi bıraktığınızda sönecektir. Yani bilinçsiz bir yangın olmaz. Diğer türlü şöyle izah edeyim ki bizim kullandığımız izolasyon malzemesi o çatı yönü şilte izolasyon A1 sınıfı yangın koruyucu özelliğine sahip. İçeriden veya dışarıdan bir yangın olduğunda yangını içeriden olduysa boğarak söndürüyor. Dışarıdan olduğunda da içeriye işletmiyor. Diğer bir malzeme, malzememizi hayvan boynuzu geldi yırtar mı? Bunların dokunması biz halk arasında 1100 denye
diye geçer bu. 1107 Detex diye bildiğimiz bir dokuma şeklidir. Normal bir hayvan boynuzuyla falan böyle yırtılacak malzeme değil. Ki biz nacizane birçok müşterimize öneriyoruz. Etrafına bir korumalık. Ya onlarla anlaşmaya bağlı. Biz de yapabiliyoruz, onlara da yaptırabiliyoruz. Hatta anlaşmaya bağlı, başta bize izah ederlerse durumlarını, Avrupa'dan getirilen özel brandalar var. Ömürleri yaklaşık 25-30 yıla çıkan. O brandalar dahi kullanılabiliyor. Tabii yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Ben şunu da özellikle sormak istiyorum. Şimdi diyelim ki Türkiye'nin birçok bölgesi yağmur alıyor, çamur alıyor, rüzgar var, don var, buz var. Yani şimdi tamam, şu anda olduğumuz yer 15 derecede. Burada çadır kurmak kolay. Bunu ben de kurarım. Ama atıyorum Kars'ta -20 derecede, -30 derecede. Yani buradaki işlevi nedir? Yani tabii inşallah biz beraber bunu da yerinde çekip göstereceğiz. Köy TV izleyicilerine ondan buradan ufak müjdesini verelim. Buradaki uygulamalarınız nelerdir? Hem rüzgar hızı, hem de soğuk ve özellikle don ve tabii orada don varken Adana'da atıyorum 45-50 derecede ısı oluyor. Yani. Evet. Neler söylesiniz iklimsel şartlarla ilgili? Cemil Bey, yani çok güzel bir konuya değindiniz. Sadece şunu izah edeyim. Baktığımızda çok tersine bir işlem. İşte Kars'a gittik -35, Adana'ya geldik +40. Arada nereden baksanız bir 70-80 derece, 90 derece fark var diyoruz. Bu izolasyonu nasıl sağlanıyor? Binalarda kullanılan montalama sistemi diyebiliriz bunu aslında. Biliyorsunuz ki hani binalarda kullanılan montalama sistemine baktığınızda, şöyle izah edeyim ben sadece. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Bu da demek oluyor ki izolasyon malzemesinin amacı ve görevi o. Yazın serin tutacak, kışın da sıcak tutacak. Hani o anlamda kullanılan izolasyonun çeşidi, yoğunluğu, ısı iletkenlik değeri, bunlar özenle seçilmiş malzemeler. Kars için tutup da Adana için kullandığımız malzemeyi kullanamayız. Adana'da yansıtıcı yalıtım dediğimiz bizofol yeterli olabilir. Niye? Dışarıdaki güneş ışığını yansıtarak içerinin serin kalmasını sağlayabilir. Ancak Kars'taki bir yalıtım malzememiz, hayvanlar içeride varsayalım ki büyükbaş veya küçükbaş hayvan var, yansıtıcı yalıtımla içeriği ısıtırken içerideki havayı da muhafaza etmesi gerekir. Tamam, bir içeride ısı yoğunluğu oluşturdu. Evet, koruyucu bir zırh oluşturdu diyebiliriz. Diğer bir unsur rüzgar. Şimdi bize soruluyor çadırcılıkta, ya bunu işte rüzgar atmaz mı? Sadece şöyle basit bir hesap yapabiliriz. 10 metreye, 10'a 30 metre bir çadırımız var. Biz bunun varsayalım ki beton zemine kurduk. Ayaklarını çelik dübellerle zemine sabitliyoruz. Keza bazen toprakla denk geliyor ama toprakta yani dahi... Evet, şöyle izah edelim Cemil Bey. Bunların yan taraflarında 70 santimlik bir toprak alanı var ortalama. 70 santimlik bir alanı düşünün. 30 bir tarafta, 30 bir tarafta etti 60. 10 da arkada etti 80. Yarım metre bütün çevresine toprak döktüğümüz anda sadece şunu izah edeyim ki ortalama 40 metre küplük bir toprak. Bu da demek oluyor ki 40 tonluk bir yükün altında bu çadır. 110-120 kilometreye dayanır o zaman. Takriben öyle olmuş oluyor. Makasa sistemlerde bir sıkıntı çıkmaz %90. Diğer çadırımızda da şöyle bir bazen hani tekli eskiden bilirsiniz kullanılan yanı dik dediğimiz ya elips dediğimiz çadırlar tekli boru sistemleri. Biz o yüzden müşterimize belki mali açıdan pahalı gibi veya maliyeti yüksek gibi gelebiliyor. Ama biz makası önerme sebebimiz şu. Toprak attık, evet çadır uçmuyor. Aşırı rüzgar geldi bu sefer de içine göçmeler olur. Evet, işte orası da var. Çünkü biz dış bükey yaparak çadırın içe çökmesini ve uçmasını engelliyoruz. Ancak sert rüzgarda makaslarda çok sıkıntı olmaz ama tekli boru sistemlerinde uçamadığı için içe göçmeler olur. O yüzden şunu bilsinler. Doğru topraklama yöntemi yapıldığında, rüzgarlı havalarda pencereler, kapılar örtüldüğünde çadırlarında uçma yaşamazlar. Sadece bölgelerine göre doğru çadırı tercih etsinler yeter. Peki son soru, güzel bir söyleşi oldu. Biraz da böyle akıcı oldu. Özellikle tabii gelen birçok sorular, işte genç çiftçi projesinde destek var mı? KOSGEB'de destek var mı? Hayvancılıkla bildiğim kadarıyla belli bir sayıya kadar hem küçük başta hem büyük başta. Çadırla ilgili destekleri neler? Son olarak onu da almak isteriz. Şöyle bir şey, hani bunu en iyi yetkili merciler tabii açıklamasını yapar ancak çadırla ilgili genç çiftçi projesinde belli alanlara ipek böcekçiliği, mantar, solucan belli alanlarda zaten desteklemeli oluyor. Arıcılık da buna dahil. Küçükbaş, büyükbaş da. Şöyle bir şey, hani destek veriliyor evet. Ama çok büyük projeler olduğunda da hani bir biliyorsunuz ki az önce ilk başta başladığımızda solucanla mesela bir anda üretim anlamında
yasaklandı dedik mesela. Ha, Allah'tan çoğaltma anlamında sıkıntı yok dedik. Ama baktığımızda destek veriliyor. Bir yönden de hani destek veririz ama bizim sözümüz kadarıyla destek veririz gibi oluyor. Hani bu anlamda destek var. Sadece şunu isteriz onlardan. Tamam destek olsun ama engel olmasınlar, biz daha fazlasını yaparız. Güzel bir söyleşi oldu. Son neler söylesiniz? Öncelikle şöyle izah edeyim. Hayvancılık ve çadır tarih öncesinden beri ayrılmaz bir ikiliydi. Belli dönemlerde hani endüstriyel sanayinin gelişmesiyle plastik kavramı ve çadırcılık özdeşmişti. Bu kavramı yıkıp çadırcılık ve tarım, hayvancılık eski günlerini kazanacak. Bu anlamda şunu müşterilerimize, sevgili izleyicilerimize izah etmek isterim ki doğru çadırı tercih etsinler. Alacakları çadırları güzel izah edip alacakları, içerisinde yapacaklar üretime göre seçip güvenilir firmalardan alsınlar. Biz teşekkür ederiz Cemil Bey. Hoşçakalın. Evet, Varol Çadır'dan Sayın Ramazan Varol Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel bir söyleşi oldu. İnşallah yakında, çok ben açıklamayayım ama güzel bir çalışma da yapacağız. Çadırla ilgili merak edilene Varol Çadır'la Ramazan Bey'le beraber ekranlara getireceğiz. Bir sektör haberinin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize hayırlı günler diliyorum. Köy TV'den Köyde Hayat var.